Gençlerin paletinden Anadolu masalları. Zaman zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer tellal, pireler berber iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, az gittim, uz gittim, dere tepe düz gittim, çayır çimen geçerek, lale sümbül biçerek, soğuk sular içerek, ayla ayla bir güz gittim. Bir de ardıma dönüp baktım ki ne göreyim? Gide gide bir arpa boyu gitmemiş miyim? Natal matal martaval, işte size duyulmadık bir masal. Bir varmış bir yokmuş. Vakti zamanında bir kurt varmış. Kurt bir gün ormanda giderken kaplumbağa ile karşılaşmış. Kaplumbağa'ya gülerek onunla alay etmiş. Pençeleriyle onu hırpalamaya başlamış ve ona zarar vermiş. Kaplumbağa, yapma kurt. Ne olur beni öldürme, bir gün darlığa düşersen benim de sana yardımım dokunabilir demiş. Kurt gülerek, ha ha ha, senin bana ne yardımım dokunabilir ki, senin gücün kuvvetin ne ki demiş. Fakat ona acıyarak onu öldürmekten vazgeçmiş. Aradan çok zaman geçmiş. Kaplumbağa bir gün ormanda giderken kurdun tuzağa düştüğünü görmüş. Kurt avcıların tuzağından ne yapsa da kendini kurtaramıyormuş. Kurdun yanına giderek, kurt ne oldu sana böyle? Kim sana bunu yaptı demiş. Ah kaplumbağa kardeş demiş kurt. Hiç sorma, avcılar beni tuzağa düşürdü. Ne yapsam da kendimi kurtaramıyorum demiş. Kaplumbağa, hiç kurt korkma, seni şimdi kurtaracağım diyerek avcıların tuzağını ite ite, çeke çeke kurdu oradan kurtarmış. Kurdu kurtarmanın gururuyla, hatırlar mısın kurt? Bir gün vakti zamanında sen benimle alay etmiştin demiş. Kurt, ah kaplumbağa kardeş, evet zamanında seninle alay ettim. Fakat şunu anladım ki herkesin kendine göre bir gücü değeri varmış. Önemli olan da bu değeri ihtiyacı olmadan anlayabilmekmiş. Sen zamanında bana bunu söylemiştin. Fakat ben anlayamamıştım. Şu an anlıyorum ki hayatımı tamamen sana borçluyum. Sen olmasan ben bu tuzaktan kurtulamam ve ölürdüm demiş. Daha sonra kaplumbağa ile kurt mutlu, mesut bir şekilde yaşamışlar. Onlar dostluğun kıymetini bu şekilde yaşayarak öğrenmişler. Bize de bu masalı nasihat etmişler. Gökten 3 elma düştü. Biri masalı anlatana, biri dinleyenlere, biri de dostluğun kıymetini bilenlerin başına. Öğretmenler ses olacak Anadolu masalları. Çocuklarla buluşacak Anadolu masalları.